Herkese selamun aleyküm. Trabzon'dan ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda çiftliğe doğru gidiyorum. Akşam yedirmesi yapacağım. Fakat onun öncesinde uğrayacak olduğumuz bir yer var. Bundan 10-15 gün evvel teyzem ineklerini satıyor diye bir video paylaşmıştım. Odur budur da teyzemle görüşemedik. Teyzem her yere haber salıyor. Satlık inek var, alan olur mu diye arkadaşlarına, köylülere haber salıyor. Çiftliğe de biraz var, böyle bir saat kadar var yedirmeye. Abim de şu anda teyzemin yanındaymış. Orada bir inşaat işimiz vardı. Onu tamamlıyor, ufak bir iş. Teyzeme doğru bir gidelim. Bakalım ne yaptı, ne etti, ineklerini sattı mı? Abimi de görürüz. Ondan sonra çiftliğe gideriz. Son zamanlarda yorumlarımıza cevap vermiyorsun diye tepki gösterenler oluyor. Çok haklısınız. Çok çok haklısınız. Yani inanın yoğunluktan arkadaşlar cevap veremiyorum. Geç saatlere kadar, biliyorsunuz, iki tane video paylaşıyorum. Geç saatlere kadar edit yapıyorum. Kimi zaman 1'de uyuyorum, 2'de uyuyorum. Sabah böyle gözlerim balon gibi kalkıyorum. Ben de son çareyi, artık ne yaparım ne ederim diye son çareyi YouTube'da canlı yayın açmakta buldum. Hatta ilk canlı yayınımızı geçen hafta pazar günü yaptık. Bir sürü yorum geldi, soru geldi ve hepsini cevaplayabildik. Burcu yardımcı oldu bana. Gelen soruları cevapladık. Bundan sonra her pazar günü, Allah nasip ederse bir kaza bela çıkmazsa, her pazar günü 21:00'da YouTube'da canlı yayındayız. İstediğiniz soruyu bana sorabilirsiniz. Ben de cevaplayacağım Burcu'nun yardımıyla birlikte. Yoksa bu şekilde yorumlara cevap yazmam mümkün değil. Onlara da cevap yazayım dersem herhalde sabah ezanını duyarız. Öyle geliyor bana. Böyle bir çözüm buldum. Bu işe yarar ama. Şimdi şöyle bir aşağıya doğru bir bakalım çiftliğe. Ben her geçişte bakarım bir aksilik var mı diye. İnek kaçar. Biliyorsunuz bir kere Hüsnü'yü dışarıda görmüştüm, buradan daha nasıl çıktı diye. Şöyle size de göstereyim. Bakın çiftliğimizin kuş bakışı görüntüsü. Harika orman manzarası. Şurası orman yürüyüş yolu. Gelen misafirlerimize yürüdüğümüz yol. Linda'nın mezarı. Çiftliğimiz, hiç ev yoktur etrafında. Şöyle kamerayı da çevirdim mi, harika deniz manzarası. Trabzon'u da göstereyim sizlere. Trabzon sahilini. İşte böyle. Çok güzel. Bir yerde hayvancılık yapıyorum. Bunun farkındayım, sizler de söylüyorsunuz. Şükürler olsun bugünümüze. Allah gönlümüze, kalbimize göre veriyor. Bunu biliyorum, bunu hissediyorum yani. Çok şükür. Hadi teyzeme gidelim. Geldik sayılır. Şurada bu hiç tekin durmuyor. Yani pamuğu biliyorsunuz değil mi? Onun cinsinden. Pamuk. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat ve berekat. Nasılsın enişte? Vallahi görüyorsun, iyiyim Allah'a şükürler olsun. Daima şükür. İyi gördüm seni ya. Abi da yeğenimiz bize iş yapıyor. Faydalı işler yapıyoruz. Ona seyrediyoruz onu. Çayır konuşacağız şimdi Bayburt'la. Bayburt'a bir haber salacağım YouTube üzerinden. Gümüşhane Bayburt. Tamam, ben salıyorum şimdi. Evet. Ama ot fiyatları nedir? Araba şey, geçen sene öncekine ot aldığım insan. Ha, onu muhtar, mu arayacağım? O köyün muhtarı. Numarası var mıdır senin? Var var bende. Oo. Maşallah. Ama alsın var mı? Var var. Onun bahçesinden gittim ben, çayır yonca aldım. Hatırlıyorum, aldıydı. Gittim, yengeni de götürdüm oraya, şey teyzeni. Evet. Orada yemeğini yedi falan şu bu. Ama aradık, şu anda ulaşılmıyor telefonuna. Acaba hattını kapattı mı? Yok. Kapatmaz. Gideceğiz. Tamam. Yarın mı abi gideceğiz? Evet, yarın. Tamam, gidelim bir yoklayalım ya, bakalım. Gidelim ya, gidelim. Seni bırakmayalım bu abi dinlemesin. Öyle de alın gidin. Gidiyoruz yani yarın. Gidelim gidelim. Araba gideyim nasıl olsun. Gideriz ya da. He? O köye de gidelim. Gidelim. Araba o köye Gümüşhane ama Bayburt arası. Kavuk Dağı mı? Ne var orada?
Nasılsın teyze? Yaptığımız yeri çek oğlum. Çekeceğim. Allah'a çok şükür. Teyze senin için geldim buraya. Evet, hoş geldin. Dur kamerayı döndüreyim sana da ben sorayım sen cevapla bakalım. Teyze görüşemedik odur budur videodan sonra. Ne yaptın? Sen inekleri buldu bulabildin mi müşteri? Hep müşteri. Çıkmıyor. Hiç şey yapmadım. Ben bulursa sen bulursun. Benden kimse çıkmadı teyze. Çıkmadı da. Yok. Dursun da ne yapayım? Sırtında durmuyorlar sana. Ne yapayım? Ona göre şimdi ot alacaksın kışlık mecbur. Saman alacaksın. Saman alacaksın. O sarı ineğinin ne zaman doğumu teyze? Yayladan aldın. Genel program herhalde. Türkiye'den soruyorum. Ne zaman? 8'e girdi herhalde. Meme ayına girdi mi? 8'e. Ha 8'e girdi. He. O zaman var 2 ayı da. Yani. Şeyin o bizdekinin annesinin, sürmelinin annesinin. O da 4-5'e girdi. Şu anda sağıyorsun. He sağlıyorum. Sabah akşam mı günde bir defa mı? Ya akşamda makinem yok şimdi ya. Ellen sağıyorsun. Oo senin işin. Bozuldu makinem de. Bozuldu. Yolladık şeye kasnak istediler ona. Demir kasnağını. Yaptıracaksın yani. Motoru getiriyor. Ne yapayım sana kendime de olsa bir dene yıpatacağım da. Evet. Yolladık. İneklerin öyle duruyor. Aynen öyle. Bıraktığın gibi. Evet arkadaşlar teyzem ineklerini satamadı. Bayağı da izlendi o video ama alıcı çıkmadı. Hani diyorsunuz bana çok da diyen var teyzenin ineklerini al teyzenin ineklerini al. Benim ot yonca işim olmasaydı şayet belki bir tane alırdım. Ama biliyorsunuz yonca almam gerekiyor. Saman almaya param bile kalmıyor yani. O yüzden teyzemden alamam. Hayır, teyzem satamaz onları. Kışın bayağı kızışacak gibi bu süt işi. Şimdiden böyleyse eğer devam ederse kışın hepten kızışacak. O zaman belki alabiliriz. Teyzem de satmamış olursa şayet. Arkadaşlar kahvemi içtim. Ha şimdi gideceğim. Teşekkür ediyorum. Diyeceğim şimdi. Teşekkür ediyorum kahve için. Afiyet şeker teyze, olsun çocuğum. Teyzem diyor ki inek saklamam da diyor. Bir iki tane tosun saklayacağım diyor. Teyzem de şimdi dönecek besiciliğe. Teyze ne yapacak olduğumuzu hep şaşırdı. Aynen öyle. Eniştem de kızıyor ki ne besisi de ne ineğe de. Beni delirtmek için diyor. Niye? Ben de diyorum daha delirmedin mi şimdiye kadar. Onu kızdırmak için mi diyorsun yoksa gerçekten saklayacaksın? Yok. Saklayacağım ya. Gücümüz yok bakmaya. Gücümüz oğlum. Bir gücümüz 70 yaşında, deme. Sen 70, yap bakmıyorsun. 70 yaşında. Bu 65 yaşında. Olsun. Gücümüz yok. Ama heves ediyor da enişte. Heves ediyor. Önce oturduğu yerden kalksın. Tosu ne derse saklayacağım. Dana ederse satacağım. Güle güle. Öbürü de simental tutulmuş. Bakalım. Tosun edip de satarsan ben alırım hani. Tamam. Buzakçı ne kadar veriyorsa 500 lira fazlasını vereceğim. 2,5'a sattı Engin abim ama o için 2,5'a buzak satın mı? Simental mıydı? Olur ama çok ucuz ya. Aynen şimdi geçen sattı. Doğdu ya büyük yine. Tosun mu yaptıydı? Yok dana. 2,5'a sattı dana. Simental. İyi valla. Dana. Ben ne zamandan beri buzak satmadım yani bilmiyorum piyasasını teyze. Bir tane buzakçı var o verdi o parayı öbür Mesut gelse vermezdi. Ayhan Gümüş. Ayhan Güneş. Gümüş. Ayhan Güneş. Ayhan Güneş buradan kendisine selam söylüyoruz. Senin takipçindir. Takipçi mi? Bilmiyorum soyadı şimdi telefonumda var neyse, da. Neyse seni tanıdığına göre ya, gördüğüne ya, göre. Aradı abi de birkaç gün önce aradı beni buralardayım dedi var mı satan. He. Buzak satan. Yollasaydın bizim oraya. Ben duyun al. Benimkiler hep ishal oldu teyze. Takip ediyorsun. Niye oluyor? Niye? Ya o niye? Çok bu sütten de mi acaba bilmiyorum. Yağlı mı kaçıyor buzaklara süt? Ama onlar büyüdüler. Küçük buzakların esmemesi lazım. Yeni doğmadılar ki yağlı gelsin. Ne bileyim işte o papatya mı? Ot mu bozuyor? Ot çıkıyor mu dışarıya? Acaba yemden mi oldular? Yem mi fazla kaçtı? Yemden olur. Yemden olur. Vallahi her şeyden bozulabilir hayvan. Yemden olur. Toparladım çok şükür. Kesti yani. İğne, en güzeli iğne onlara. İğne verdim, toz verdim, hap verdim. Toz ne vermedim ki? Şeysi yok da en güzeli kola içirdiydim ben. Bir tane buzağım dolduydu. Ya, ikizlerim birinci. Ya, kola da sağlığa zararlı diyorlar. Allah o da kaç lira biliyor musun? Kola kaç lira? 20 lira.
Öyleyse mi diyor? Vallahi billahi. Ali'yi aldım bir şişe 20 lira. Ha. Diyorum ona Ali güçlü. Beyaz mı çör, şey, siyah mı içersin sarı mı? Sarı sarı diyor. Sarı, sarı seviyor. Siyah istemem diyor sarı. Lan 20 lira şaşırdım. Ya nerede bizim sütten aynı ya geliyor litresi. Lan süt 25 lira koydu ya. Hiç sayamadın zehirli şey Fanta 20 lira. Ya. Abi böyle bir şey var mı? Böyle bir şey şu anda var da inşallah ileride olmaz. Oğlum şey yeni kanal kurdunuz ya hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Orayı da mı gördün teyze? Aa, Burcu'yu gördüm. Burcu'yu izledim. Esra ablayı da izledin mi? He onu da gördüm. Ey teyze öyle, ben teyze. Gideyim o zaman. Evet teyzem sağ ol ayağına sağlık. Gene gel abi arada kahvede vurdum aklına. Gideyim tosunum da öldü hasta ya. Aha gene. Büyük tosunum var ya. Bindin mi şeye mandıraya? Ay şimdi ineceğim ya. Ne niye gene oldu hasta? Ne bileyim ben o büyük tosun hasta oldu ya. Nedir ya? Yem dokundu ona herhalde ona da. Değişik yem mi aldın? Yok arttırdıydım yemini dün. Bugün abi, baktım abi, yem yemiyor. Ver bunu alayım. Neyse ben gideyim bakayım ne sayılır. Oldu teyze. Görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Ahır temiz sade sağım yapacağım şu anda. Teyzemle konuştuk. İneklerini satamamış. Çok da fazla takılmadım orada. Karışık ortam, inşaat hali. Abim çalışıyor. Benim de tosunum hasta. Gideyim bakayım. Tosunum ne halde? Şimdi annemin yanına geldim. Bir annemle de röportaj yapayım. Annem gene yatıyor. Anne hasta mısın? Ah benim anam. Ah garip anam. Anam anam garip anam. Dertli anam. Anne ha böyle oturayım da sen oradan konuş. Tosunum hasta anne. Hangi tosunum? Büyük tosunum. Ha beyaz mı? He. Niyesi var? Yemiyor. Allah Allah. Dün azıcık yemini arttırdım. Acaba dokunmuş olabilir mi anne ona? Yeme hiç bakmıyor. Yem yendi onu. Yem mi yendi onu? Yem yendi. Nasıl? Yem yendi onu. Yem yendi. Yem yenmiş onu. Ne, hani niye öyle tekerleme gibi cümle kuruyorsun? Oğlum neyi yendi ya? Hasta değil. Yem yendi onu diyor babam diyor. Neyi emdi? Ben oğlum niye gülüyorsun? Ama hangi hayvan hasta? Beyaz tosun büyük. Beyaz tosun. Yem yenmiş onu. Öyle mi? Yani yem yendi demek, yem hasta etti onu demek anlamına geliyor. Ya oğlum çok mu veriyorsun? Kendi ölçülmemen lazım. Her zaman aynı yemi yemeleri lazım. Ya. Neyse bakayım, ineyim bakayım nasıldır tosunum. Ya ah tosunum, vah tosunum diye ağlarsam aşağıdan anlarsın ki tosunum hasta. Ya, öyle deme oğlum ya. Yavrucuğum nerede be? Yavrucuğun meyit düştü, yatıyor. Yoruldu. Kuzey çiftliğe geldi ya şu an yoruldu diye yatıyor. Beni verin aşağıda gideyim. Uyuyorum. Yok uyumuyor ya. Çiftliğe geldik arkadaşlar. Annemi göremediniz. Annem yarı uyku yarı uyanık bir halde. Öyle gözleri yarıya açık. Annemin halleri işte. Şimdi bakalım çiftliğimizde ne var ne yok arkadaşlar. İnşallah bir problem yoktur. İnşallah. Bu fındığı da şöyle bir bağlasak yola yattı. Fındıklar da artık iyice irileştiler. Kilo gelmeye başladılar. Dalları böyle şey yapıyorlar yani sarkıtıyorlar. Toplandıktan sonra toparlanır fındık. Hele de yaprağını falan döktü mü kışa doğru hepten kendine gelir. Hadi bakalım. Paşanın hiç sesini duymadım. Paşa! Paşası! Oğlusu! Aferin oğlum. Paşası dedim çıktı oradan. Şunu iyi düşündü abim ya. En azından güneşlik, gölgelik yapıyor orada. Hem de geleni gideni görmüyor. Yürüyen insanları görmemiş oluyor. İçeride uyurken.
Bismillahirrahmanirrahim. Herkese merhaba. Hi guys da diyebilirim. Tamam yahu. Tamam, bir tanenizin demesi yeter. Hepiniz acıktık acıktık oradan acıktık oraya. Tamam yeter, anladık. Aha bir ishal daha. Lan bu bunlara da mı sıçradı bu ishal işi ya? Allah Allah. Allah Allah. Evet Tosuncuk, nasılsın please? İyi gördüm seni, iyi. Rengin falan gelmiş yerine. Oluş, oluş. Lan seni var ya, sen. Senin bir poponun bir kontrol edelim. Güzel, temiz. Buradan zaten anlaşılıyor. İshali bitmiştir yani. Papatya'nın bundan sonra güzel bir şekilde bakılması ve canlanması kalıyor. Papatya'nın ishal serüveninin sonuna geldik. Ha öldü, ha yaşayacaktı derken çok şükür atlattı. Ama bir daha ishal olursa bu sefer zor atlatır yani. Bünyesi kaldırmaz o kadar şeyi. Adrenalin. Hadi. Hadi bakalım yedirmeye başlayalım. İlk önce altlarını bir temizleyeyim. Daha erken çünkü yemek için. Ahırımızı yıkadık. Sona kadar gittik. Tosun güzel arkadaşlar. Tosuncuk fena değil. Keyfi yerinde gibi geldi bana. Şimdi yedireceğiz onları. Bakalım samana yeme tepkisi ne olacak? Yemini bayağı az vereceğim. Muhtemelen annemin dediği gibi yani yem dokundu ona. Çok fazla da arttırmadım yani. Öyle dedim birazcık daha, bir yarım meştebecik daha arttırayım ama her hayvanın bünyesi bir değil. Bunu biliyorsunuz. Ona da dokundu. Demek ki hassas bir hayvan. Dikkat edeceğiz bundan sonra. Hadi bakalım. Hemen şuraya bir samancık açalım. Kız, son dakika seni tohumlamasaydım Hüsnü de sen de gittiydin Kurban Bayramı'nda ha. Aha bu kızımızı kurtardık çok şükür. Biliyorsunuz değil mi? Buzağı attı, tuttuk gebe kalmadı, tutsak mı tutmasak mı rahim iltihabı öyleydi böyleydi derken aha bu kızımızı kazandık çok şükür. Şimdi gebe. İnşallah sağlıklı bir şekilde buzağısını dünyaya getirir. Bu sefer çok kaliteli bir hayvandır. Melezdir tamam ama iyi bir hayvandır. Kazandığımız iyi oldu. Ha bir seneden beri bakıyoruz ona öyle cepten ama sonu güzel olacak inşallah. Değil mi kızım? Sonu güzel olacak. Ben o hayvanı nereden baksanız belki de 4-5 aydan beri sağamıyorum ya. Şimdi çok önemli. Samanı ısla demişsiniz. Neden ıslatmıyorsun? Evet ıslatacağım artık samanı. Çünkü çok tozlu, ince kıyımlı bir saman. İşte yani bakmadım şey yaparken. Zaten idareli kaldık biliyorsunuz. Çok toz çıkarıyor. Islatalım onu. Hem toz çıkarmasın hem de hayvanları tıkamasın. Önceki samanlar tozlu olmuyordu. Sinan abiden aldığımız samanlar. Sinan abiyi de bıraktın mı diye sormuşsunuz bana. Saman aldığım Sinan abi. Hayır bırakmadım. Her zaman alışveriş yapacak olduğum Sinan abidir. Sağ olsun o kadar işimizi gördü, halletti. Sadece yakından aldım. İdarelik. Yarın Bayburt'a, Gümüşhane'ye gidiyoruz. Muhtemelen bundan sonra daha dışarıdan saman, yonca falan almayacağım. İnşallah. Bu almış olduğum son samandı. Allah izin verirse de yoncamızı, samanımızı en kötü bir yıllık alıp koyacağız bir kenara. Hadi bakalım. Kıs. Aha da samanı ıslıyorum. Baksana da şu an bile toz. İneklerin önünde de ıslayabilirdim ama ineklerin önüne atarken toz çıkıyor. Gerek yok. Yerde ıslayalım. Şöyle iyice de ıslayalım. Aha. Şöyle çekeyim sizlere. Babam eskiden ben de yaptım. Yani o tarzı ben de besledim hayvanlarımı. Ben buna yem de karıştırıyordum. Yemle birlikte bunu böyle kürekle yoğuruyordum.
bir öğünlük ya da iki öğünlük günde işte bir sabah bir akşam verecek şekilde sabahtan hazırlıyordum. Gün boyunca böyle veriyordum ıslanmış bir şekilde. Arpa kepekte yapışmış oluyordu samana, daha iyi yiyorlardı ama şu an böyle kuru veriyorum. Tamamdır. Şimdi birazcık bir 5 dakika bekleyeceğim. Öyle suyunu çeksin. Şu anda sadece üstü ıslandı. İç altına doğru suyunu çeksin. İneklerimize verelim. Hem de toz çıkmamış olacak. Yani bu tozluydu bayağı. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Gerçekten öyle. Diğerleri öyle değildi. Islanmış samanı verdim. Size de gelecek sıra, tamam. Şey yiyor. Tosuncuk yiyor arkadaşlar, bakın. Daha yem dökmediğim halde yiyor. Sadece samanı yiyor şu anda. Yani tosuncuk öyle bir ara korkuttu bizi ama gayet güzel. Şimdi ben sağıma geçeyim. Tabii bunların yemlerini verdikten sonra sağıma geçeceğim. Sonrasında da çiftlikten ayrılacağım. Çok fazla bir işim yok. Zaten çiftlikten geç ayrıldım. Geldiğimde çiftlik temizdi. Yani çok fazla yıkama falan vesaire bir şeyler yapmadım. Sağım yapacağım. Tamam. Sağım yapıyordum arkadaşlar. Bu tavuk takıldı gözüme. Topallıyor. Bakın görüyorsunuz. Dengesiz hareketleri var. Zıplıyor zıplıyor gidiyor. Ayağına ip sarılmış. Evet, şu anda ayağında ip var. Allah Allah. Fark etmesem kim bilir ne olacak. Şimdi onu yakalayıp ipi çözeceğim ondan. Bir ayağını kurtardım. Diğer ayağını da kurtarıyorum. Muhtemelen bugün sardı bunu. Daha önce olsa fark ederdim yani. İyi ki de fark ettik. Sabaha kadar yara olurdu. Yani kan, bilmiyorum kan gidiyor mu? İlla ki kan gidiyordur ama kangren olabilirdi. Ah benim. Ah benim çilli tavuğum. Ah benim. Tamam tamam. Birazdan düzelir. Şimdi ayakları ağırmıştır onun. Buzağlar bağırıp duruyor. Tamam yahu. Buzağlarım iyi çok şükür. Buzağlarım iyi. İyiye gidecek her şey ya inşallah. Tosuncuk da iyi. Öyle ara ara bir vurup geçiyor bize böyle sıkıntılar ama her işte, yani hangi işte sıkıntı yok ki. Bunlar çok da kayda değer şeyler değil. Allah beterinden saklasın. Daha büyük kazalardan, belalardan saklasın. Geliyorum. Tamam, tamam. Şimdi buzağları yediriyorum. Şükriyem yedi. Koca oğlanım yiyor. Papatyam da hazır oldu, bekliyor. Bakın papatya daha birkaç güne kadar ayağa kalkamıyordu. Zorla ayağa kaldırıp zorla sütünü içiriyordum. Şimdi hazır ol da bekliyor, sütümü getir diyor. Papatya büyük bir ishal atlattı. İnanın ölümden döndü. Hiç şakası yoktu yani. Yarına da papatyanın popo kısmını göstereceğim. Tüy kalmadı hayvanda. Şu anda hiçbir şekilde arka butlarında tüy kalmadı vitaminsizlikten. Atlatmış olduğu ishal ölümcül bir ishaldi. Ama geçti gitti, şükürler olsun. Bundan sonra papatya iyi bakacağız. Ve her işte bir hayır vardır. Papatya bu çiftlikte anne olmaya hak kazandı. Samet abisi bu çiftlikte kaldığı sürece papatya da burada kalacak. İnşallah Allah'ın izniyle. Bir daha da ishal göstermesin bize Rabbim. Hayvanlarımıza zeval vermesin. Şimdi onu yedireceğiz. Oradan da devam ederiz. Maşallah.
Bu arada papatya dünyaya geldiği zaman hani satsak mı satmasak mı diye ikilemde kalmıştık ya. O ara bana 4-5 kişi buzağı satarsan ben alabilirim diye. Hatta uzak illerden bile yazan oldu. Arabamla gelip alırım onu diye. Sonra satmama kararı verdik. İşte ishal oldu. Öldü, ölecekti, yaşayacaktı derken bugünlere geldik. Bundan sonra hiç satmam. O yüzden diyorum artık bu çiftlikte anne olmaya hak kazandı papatya. İsmini de ablam koydu. Ya maşallah sana bak tek nefeste içtin onu. Ne çektik o 3-4 gün. İyi gidi. Burnundan bile süt geldi yani içirirken. Yutmak istemiyor, genzine kaçıyor, öksürüyor, nefes borusuna kaçıyor. Tamam. Tamam. Şimdi buzağlara yine kuru bir şekilde ishal tozumuzu verelim. En azından bu şişe bitsin. Ya böyle sanki vermesem tekrardan ishal başlayacakmış gibi hissediyorum. Zaten tam anlamıyla böyle pislikleri şey olmadı, koyulaşmadı. Su gibi de değil ama. Orta yollu. O yüzden şu şişeyi bitirelim ikisine. Diğeri kalsın. Duruma göre devam ederiz. Tedbir her zaman tedbirdir. Elden bırakmamak lazım. Hazır hayvanlarımızı toparlamışken yeni bir vaka bizi yorar. Onları da mahveder. Evet. Yalan bakalım. Ha, yalan yalan. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Şöyle bir popoyu dön. Gösterelim takipçilerimize. Ne kadar büyük bir ishal atlattığını. Görün, durun. Neyse. Başka zaman gösteririm. Yormayalım şimdi. Sen de yalan. Sen de yalan. Hadi bakalım. Ha, işte bu kadar. İşte bu kadar. Tamamdır. Bakalım kata mı yapıyor bu? Heh. Aha. Aha işte son durum. Maşallah. Tamam. Daha vermeye gerek yok o zaman. Bugün daha iyiler. Yine Hakan Bey, yine Hakan Bey. Yani o kadar tedavi uyguladık, o kadar ilaç verdik. Hakan Bey bir kuru içir. Sabah, öğle, akşam. Günde bir defa değil dedi. Sabah, öğle, akşam birer kapak dedi. Çok şükür her şey normale döndü ya. O yüzden yine veteriner hekim Hakan Bey diyorum. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Şayet izliyorsa. Bundan sonra buzağı ishal olduğu zaman kuru bir şekilde vereceğim ben bu tozu. Bu tozdan yıllardır kullanırız. Hiç öyle tozu işte ağzından aşağı dök o yalansın veya işte günde 3 defa ver. Hiç öyle bir tavsiyede bulunmadı bir veteriner bize. Bu da yeni bir tecrübe oldu bizim için. Çok da iyi oldu. Sürekli buzağımız dünyaya geliyor ve bunlarla karşılaşabiliyoruz. Önceki postada bir tek yayla uşağında bir sıkıntı yaşadık. O da atlatıldı. Bu yeni gelen buzağlar bayağı yordu bizi. İnşallah bir daha karşılaşmayız ishalle. Papatyayı da eski yerine aldım arkadaşlar. Çünkü hem ishali kesti hem de yeni yerinde suyunu veriyorum ama yemini veremiyorum. Kovalara koyuyorum, döküyor. Burada daha iyi olacak. Bakın hemen gelir gelmez samanla öyle buzağı büyütme yemini yemeye başladı. Zaten biliyordu. Sularını yeniledim. Taze, güzel, serin su koydum. Evet. Çiftlik işleri tamam. Akşam ezanı okundu. Bizim de işimiz bitti. Şimdi babam yukarı alıyor beni. Hatta almaya başladı. Bir ertesi gün oldu arkadaşlar. Çok erken kalktım. Çiftliğe gidiyorum. Çiftlikten sonra da Gümüşhane'ye gideceğiz ot almaya. Gümüşhane de değilmiş herhalde. Gümüşhane'nin tam sonuymuş. Bakalım neyle karşılaşacağız. Bugün de çekeceğim, paylaşacağım. Hayırlısı olur inşallah. Kazasız, belasız bu
serüveni de atlatırsak bayağı bir iş halletmiş olacağız. Bu video bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.